Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Enerji, Çevre ve Gerçekler programına hoş geldiniz. Yine Sayın Ünal Erdoğan'la birlikte karşınızdayız. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Geçtiğimiz hafta nükleer enerjiyi konuşmaya başlamıştık. İzleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Yetişmedi süremiz, yarım kaldı. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İsterseniz tam kaldığımız konudan başlayalım. Yani en son siz diyordunuz ki oryantal yapıyorduk biz bu nükleer ihalesinde. Evet. Hatta bir istifa çağrısında da bulundunuz. Tabii. İsterseniz buradan başlayalım. Daha sonra sorularımızla devam ederiz. Teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim? Bu suyu doldururken besmele çektiniz mi? Çayı demlerken çekilecekmiş de. Öyleymiş değil mi artık? Tabii, ben de besmelesiz su içmem. Şimdi efendim, bir de bu arada biraz da tenkit alıyorum nükleercilere karşı olanlardan. Diyorlar ki böyle programı güzel bir hanımefendiyle sunup nükleer güzel mi göstermek istiyorsun diyorlar. Onu da söyleyeyim yani size. Şimdi efendim, nükleer enerjinin Türkiye'deki gelişimi şöyle. İlk önce 1970'lerde bu olay Almanya'nın Türkiye'yi teşvik ile başladı. Almanya'nın iki büyük şirketi WD ve KWU onu Türkiye'ye önerdiler. Ve işte 3 tane nükleer santral Türkiye'ye ve enerji darboğazda gözüküyordu. O zamanlar yenilenebilir kaynaklar bilinmiyordu Türkiye'de. Dünyada da öyle. Ve yerleri falan tespit edildi. Bizzat ben de katıldım bu yerlerin tespitine. 7 yer tespit etmiştik. Çünkü ben 70'lere kadar nükleer enerjiyle insanlığı kurtarırız diye bu mesleğe, kurtaranların içinde yer almak için çıkmıştım. Halbuki insanları kurtarmak için amaç edinmek falan doğru değilmiş yani. Başka şey edinmek insanı daha iyi hale getiriyor. Neticede ilk kaynak bulunamadı. 74'e ertelendi. O arada Almanların teklif dosyaları geldi. Bizzat da onları incelediğimizde. O arada da radyasyonun insan sağlığına etkisi de, canlı sağlığına, bitki sağlığına etkisi de ortaya çıktı. Ve de dosyalardaki rakamları görünce bir anda ne kadar ters bir şeyin peşinde koştuğumuzu anladım. Ve o günlerden itibaren nükleere karşı tüm dünya genelinde bir cephe oluşturmaya çalıştım. Ve Türkiye 74'de erteledi. 74'te devreye girmezsek Türkiye mahvolur. Gene kaynak yaratılamadı. 77'yi ertelediler. Gene olmadı. Para yoktu. 87'de Türkiye'de birdenbire bir şey oldu. Devlet Planlama Teşkilatı, ben o teşkilatlarda da kendi kısmımla ilgilerde görev yaptım. 5 yıllık planlarda falan. Türkiye'nin nükleer enerjiye hiç ihtiyacı yoktur diye karar aldı. Nükleer enerji birimi, atom dairesi kapatıldı Türkiye'de tekte. Ve oradaki arkadaşlarımız işsiz kaldı diye de ben kurumun ilgili müdürüyle görüşüp meslektaşlarımı niye işsiz bırakıyorsunuz? Bilgi ayrı, nükleer teknolojiyle elektrik üretimi ayrı diye de itiraz ettiğimi hatırlıyorum. Derken aradan 4-5 yıl geçti. Ersin Faralyalı diye bir enerji bakanı geldi. Birdenbire Türkiye'nin gündemine tekrar nükleer enerji getirdi 4 yıl içinde. Ve o günden beri de fırsat buldukça nükleer lobi bütün ülkelerde, kendi ülkeleri hariç geri kalmış ülkelerde her türlü metodu, uygulamayı, promosyonu, yani promosyon sayın izleyiciler, rüşvet bunu uygulayaraktan yaptırmaya çalışıyor. Ve Türkiye için konulan promosyonun da 5 milyon olduğunu 1987'de Avrupa Topluluğu Enerji Dairesi Başkanı, Belçikalı bir profesörden öğrendim. Bizzat misafirim oldu. Evimde de kaldı 3 gün. Türkiye'nin enerji rakamlarını teyit ettirmek istiyordu. Çünkü bakanlık sallamış.
Orada ikaz etti. 5 milyon dolar promosyon önünde duramazsın dedi bana. Çevrenizi geliştirin. Çünkü Almanya'nın VDO'nun nükleer baş mühendisi benim ülkemde Belçika'da otelinde kendini elleriyle boğdu dedi. Arkadan da ilave etti. Bir insan dedi elleriyle kendini boğamazmış ha dedi. O zaman öğrendim ki 5 milyar dolar Türkiye için ayrılan bir promosyon varmış ve hatta hoca dedim 2 santral için 5 milyon dolar neredeyse kuruluşa yakın para promosyon olur mu? Önüme bir kitap attı. 7 tane tezgahlanmış ve neticede birkaç yıl evvel bu hükümet gelince 2004'lerden sonra 7 tane nükleer santral Akkuyu'da Amerikalılara verilmek üzere devreye sokuluverdi. Sinop da devreden çıktı. Amerikalılar çünkü dediler ki gelişini birden Akkuyu'ya kuralım. Ve devletimizin yönetimlerini sürekli belirleyen bir ülke Amerika, sırf Türkiye'yi değil, bütün dünyayı bu bakımdan yönlendiren bir ülke, gayet etkin oldu. Hemen kabul gördü ve ilk ihaleye çıkıldı. İhaleden evvel 2004'te Amerika ile komik bir nükleer enerji anlaşması yapıldı. Karşılıklı olarak birbirimize nükleer bilgi aktarımı yapacakmışız. Okuyunca ilkokul çocukları bile güler. Ama her şeyi orada o komik şeyle kabul etmişiz. Ve şartnamede nükleer santrallara hiçbir banka kredi vermediği için 10 milyar dolar da ilk olarak devletin peşin para koymasını önerdiler. O arada bunu da bizim hükümetimiz kabul etti. Yoksa köyden gelip de ülkede padişah olanlar da oldu. Çok Harun hazinesine zengin olanlar da oldu ama hapisten çıkıp da kolay kolay devletin başına ya Güney Afrika ülkesinde olduğu gibi nükleer yakıt tavizinde işleme şeyi verirsin. 35 yıl sonra devlet başkanı olsun, ulusal kahraman göstersin. Nükleer lobinin sahibi ülkelerin desteği lazım. Evet dendi gene. Ve özelleştirmeyle, elektrik şebeke özelleştirilmesiyle 10 şirketten birer milyar dolar nükleer santrala destek alınacağı için söz verildi. Fakat bir evvelki Enerji Bakanı özelleştirmeyi bitiremedi. Çünkü öyle büyük nema var ki ha sana ha bana böreği paylaşamadılar. Tepsa bire dönüyor da hükümet seçim falan derken kaldı ve 10 milyar dolar olmayınca ihaleye Amerika girmedi. Bir tek Amerika'nın etkilediği hiçbir şirkette giremedi. Diğer şirketler de buna bağlı. Bir tek buz şirketi girdi. Onu umuyorlardı zaten ama tek şirket olduğu için Ruslara veremeyiz dendi. O arada Amerika'ya gitti bir ara bizim başbakanımızla enerji bakanı. Ve 24,5 sentti kilowatt saati Rusların verdiği teklif. Müthiş bir para. Dünyada politikada bazı olaylar oldu. One minute, two minute, two'yu bilmiyorum biliyorlar mı? One minute. Ondan sonra Hamas'ı destekleme. İran'ın nükleer yakıt zenginleştirmesi ve nükleer silaha gidecek yaptırımlarını Brezilya ile beraber destekleme. Birdenbire Amerikan kamuoyunda Türkiye'nin yönetimi hakkında ciddi bir sorun yarattı ve yerel basınlarda yeni İslam terörizminin destekleyicisi diye bizim başbakanımızı lanse etmeye başladılar. Obama çok zorda kaldı. Resmen benim bu tahminim ama oradaki insanların da bazılarının söyledikleri başbakanımıza bir müddet çekilmesini söylediği olayı.
çekilmesini istedi. Yoksa 10 sene müddetle biz istemediğimiz iktidarlarla yüz yüze kalırız dedi Türkiye'de. Orta Doğu'da böyle bir ülkeyi yandaşlıktan kaybetmesi istemediler. Ve döndüler Türkiye'ye. Döner dönmez Enerji Bakanı ciddi bir oryantal deniyor ona dönmeye, değil mi? Döndü. Tek şirket de olsa ihaleyi Ruslara veriyorum dedi. Amerika'dan intikam almak için. Ve olayı kamufle etmek için de efendim çağırdı Rusları. 24,5 sentten 12,5 sente indiler dedi. Ama Türkiye kamuoyundan bir şey saklandı. Nükleer santralin maliyeti 3 aşamalıdır. Kuruluş, işletme, güvenlik. Güvenlik daima %40'ın üstündedir. Nükleer santralin güvenliği kapısına konulacak silahlı bekçilerle sağlanmaz. Bunu bilim adamları sağlar. Bunlar 24 saat 50 kişi çalıştığı sürece orada, hatta çalıştıktan sonra da yıllarca hizmet verirler. Saat ücretleri 500 eurodur. Şu an en güvenilir şirket bir Alman şirketidir. Dolayısıyla maliyeti %40'ları bulur. Meğersem bunu biz üstlenmişiz. Onun için ben bakana sordum. Yani nükleer santralin güvenliğini polislerinizle mi koruyacağınızı zannediyorsunuz diye. Yani bir sürü polis yetiştiriyorsunuz. Tamam da ama bu ayrı, o ayrı. Neticede 12,5 sente öyle indi. Ama bu ilk 15 yılın fiyatı. İkinci 15 yılı da açıklamadı Türkiye'ye. 15 yıl sonra bir 20 milyar daha kuruluş parası veriyoruz. Bir nükleer santral kuruluş parası. Yenilemesi. Yenilemek parası. Bakın bunlar kamudan saklanılıyor. Türkiye'de nükleer peşinde koşan meslek şövenistleri, ileride maaş alacağım diye bu işin savunuculuğunu yapanlar, ülkenize biraz herhalde sağlıklı hizmet vermiyorsunuz, hatta düşmanlık ediyorsunuz. Bunları niye söylemiyorsunuz? Bu yatırım 20 yıl sonra bir o kadar daha yatırım istiyor. Sırf yatırım için. Bir de %25 daha zamcık yapmış. Karşılığında demiş ki brüt karın %10'u. Cironun dememiş. Dünyada araştırdık, kar eden nükleer santral şirketi yok. Yıllardan beri, kuruluşundan beri. Bu da bir oyun. Ve bu minval üzerine tekrar bir gitmeler, gelmeler oldu. Yani bu gitmeler, gelmeler de en son kısmına geleyim. Çünkü oryantalı sürekli oynuyoruz. Daha devam edecek. Ben gene Ruslara verileceğini de zannetmiyorum. Soracağım bakana bugün onu. En son olay, bakan geçenlerde şey dedi, oranın halkına soralım da kabul ederlerse veririz Ruslara gibi, ortalığı gene yumuşatmaya çalışan bir sözler çıktı. Amerika bu 200 Ruslara verilecek para, 40 yıl 5000 kişisini besleyeceğiz, yapım süresi ve işletme süresi, ve sırf üreteceği enerjiden dolayı götürecekleri para 230 milyar dolar. Bize maliyeti bunun artı %40-45'idir, 400 milyar dolar bu süreçte. Yani yılda 10 milyar dolara yakın bir para her yıl bir santral için Ruslara veriyoruz. 4800 megawattlık bir santral. Amerika bu parayı bırakır mı? Bunun karşılığını almaz mı? Niye tekrar bizim başbakanımızla araları düzeldi? Füze kalkanı tavizi çıktı efendim. Füze kalkanı. Sırf Akkuyu nükleer tehlikeye maruz bırakılmışken, kalacakken, şu anda bütün Türkiye nükleer serpintiye açık tutuluyor.
Şimdi çünkü, burada hemen ben sizin lütfen, bir virgül koyayım lafınıza. Lütfen. İzleyicilerimize hatırlatalım, onu unuttuk programın başında. Bize sorularınızı iletmek isterseniz ulusal yazıp bir boşluk bırakıp tüm operatörlerden 2353'e kısa mesaj gönderebilirsiniz. Arkadaşlarımızdan da rica edelim altyazı olarak da geçsinler. 251-5090'dan telefonla ulaşabilirsiniz bize. Ya da enerjivegercekler@ulusalkanal.com.tr'den e-posta yoluyla da yine sorularınız varsa ya da bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir şeyler varsa bize ulaşabilirsiniz diyelim. Füze kalkanından hemen devam edelim hocam. Şimdi efendim İran'ın yaptığı Türkiye'de o da bir aldatmaya döndü. Ya işte İran nükleer santral yapıyor, biz de yapalım'a getirdiler nükleer santralı Türkiye'ye sokuşturmak için. O yakıt zenginleştirmesiydi. Dünyada şu anda 3 ülke yapabiliyor. Yakıt zenginleştirmesi silah üretimine gider, nükleer silah üretimine. Biz de yapıyormuşuz ya yakıt zenginleştirmeyi. Ya yapıyormuşuz Çekmece'deki maalesef işte bu dersler bazı eğitim kuruluşlarında verilmiyor. Örneğin belki teknik liselerde verilir, mühendislik fakültede verilir ama imam ve din mesleklerinde verilmiyor. Siz Çekmece'nin başına öyle bir adam getirdiniz ki biz yakıt zenginleştirmesini yaptık, yakıt zengin problemimiz yok dedi. Dünya basını, bilim çevreleri ertesi gün birbirine girdi. Yani böyle bir komik lüttürü olamaz. Neticede İran 5. kademeye kadar geldi ve silahını üretti. Bu silah füzenin başına konacak. 3000 kilometre menzilli füzesinde yaptı. Füzeyi İran'dan ateşlediği zaman hedef nedir biliyor musunuz? Amerika'nın denizdeki gemileri ve karadaki üsleri. İsrail falan değil. Yani İsrail'e İran füzesi Türkiye'nin üstünden geçmez. Irak'ın üzerinden geçer. Oraya koyar. Ama İran'dan kalkan bir füze Akdeniz'deki, Ege'deki uçak gemisini bir tek füze bir dakikada, 5 dakikaya varmayacak sürede batırır. 600 uçağınız 6500 kişiyi öldürür. Ona karşılık füze kalkanıyla korunacaksınız. Darlarınızı götürüp onu en iyi görebilecek yere koyuyorsunuz. Ama füzeleri nereye koyacağı belli. Ama onu söylemez. Ama o radarın olduğu yere değil. Çünkü füzeye karşı verebilmek için geçecek süre de o füze o radarı geçecek. Bizim batı kıyılarımıza gelecek. Füzeyi algılayacaksın. Kendi füzeni harekete geçireceksin. En az 22 dakika lazım. Bir de ona ulaşmak, o sürede İran füzesini getirip Türkiye'nin Ege Akdeniz kıyılarında vuracaksın. En can alıcı yerlerimizde nükleer serpinti oralara dökülecek. Yani tüm Türkiye'yi buna nükleer tehlikeye açtığı için Obama'yla şimdilik barıştı. Ama Obama o nükleer santralin intikamını gene alır. Çünkü onun gerisinde sırf 400 milyar dolar değil, başka şeyler var. O nükleer santralin Türkiye maliyeti 400 milyar dolarlar falan değil. Ucu açık bunun. Milyar dolarlar, trilyon dolarlara çıkar. Çünkü Rusların bu konuda sabıkası var. Atıkları gömdüler Ural Dağları'na, Amerikan atıklarının bir kısmını. Bir ton atığın saklanması için 1 milyar dolarlar gerekiyor en kötü koşullarda. 600 bin ton atık var bugün dünyada. Onları alıp bizden gizli oralara gömmeyecekler nereden bilelim? Bugün bana Rusya bir nükleer santral kurdunsa hemen kurarım. Bütün dünyanın atıklarını da onların sahalarına gömerim. Çünkü o araziyi tüm kullanma hakkını onlara veriyorsunuz. Ve dünyanın en zengini olurum. Bunu söylemek de istemiyorum. Belki ilgililer duyar bunu da yaparlar diye korkuyorum ama yapılacak olan budur. Yani dolayısıyla efendim füze kalkanı olayı da maalesef ülkenin geleceğini çok büyük riske eden bir olaydır. En azından ilgililerin ya dünyanın hiçbir devleti bunu istemiyor, biz niye istiyoruz diye düşünmesi lazımdı.
Evet, 2 haftadır, 3 haftadır hatta siz de hep bahsediyorsunuz radyasyona. Hani artık evet. En ufak dozda bile hani maruz kaldığımızda evet. Hücrenin bozulduğundan bahsediyorsunuz. Bu söylediğinize göre de yani füze kalkanının radyasyon olarak da yine bize dönüşü olacak. Tabii. Değil mi? Tabii efendim. Hem de bu füzelerde alfa beta'nın dışında gama ışını yayan malzemelerde kullanılıyor. Bunlar çelikleri falan deliyor. Yerin 50 metre altına kadar delebiliyor. Ki bunlar canlı sağlığı için çok çok tehlikeli ve kalıcı ömürleri 300 bin yıllara kadar çıkıyor. Yani Anadolu biter. Bırakın biz falan, nesiller falan bitmesi. Bakın Çernobil olayında, Çernobil'in felaketi bu yüzyılın felaketi değil. Gelecek 300 yılın felaketi. Hücre bazındaki bozulmalar daha 4-5 nesil sonra olacak. Hilkat garipleri o zamanlar meydana gelecek. Yani 300 yıl daha o felaket sürecek. Dolayısıyla nükleer tehlikenin böyle bir sancısı var dünyada. Onun için bu kadar süper egosu olan ülkeler nükleer silahları varken birbirine atmaktan korkuyorlar. Ama cahillerin eline geçerse, ruhsal problemlerin eline geçerse, Hitler ruhluların eline geçerse, yani bilmiyorum, atı verirler, ülkemize de attırıverirler. Ama burada artık ne Allah sana yardım eder, ne din, ne dua, gidersiniz yani bitersiniz. Şimdi bunca zararından, hani sadece şu an yaşayacağımız zararlarından değil, nesiller boyu sürecek zararlardan bahsediyorsunuz ama nükleer santral işte kurulsun diye yapılan bu kampanyalar sırasında kaza olmadıkça bir şey olmaz efendim falan diye hani evet. Bunun tanıtımı, reklamı yapılıyor. Gerçekten öyle midir peki? Çok güzel sorular soruyorsunuz. Çünkü bana da gelen telefonlarda böyle soruları da cevaplamam istiyorlar. Efendim, nükleer santralın tehlikesi kazayı beklemez. Nükleer santralın tehlikesi kazayı beklemez. Nükleer santral çalışmaya başladığı anda etrafa radyasyon yaymaya başlar. Çernobil'den sonra Dünya Atom Enerjisi Kurumu ve Amerika'daki ilgili kuruluşlar, Atom Komiserliği, bu santrallarla ilgili tüm bulguları her yıl yayınlıyor. Elimize geçen bilgilerden, her santraldan görüyoruz ki her bir reaktörden 25 bin miligram doz mertebesinde etrafa radyoaktivite atılıyor. Biz hiç almaması gereken miktarlardan bahsediyoruz. Bir reaktörden 25 bin miligram doz atılıyor. Bu kaza falan değil. Çünkü oradaki reaksiyon, hidrojen bombardımanı, nötron bombardımanı kapağı delik deşik ediyor. Bu bir defa çevreye yayılıyor. İkincisi, nükleer santraldaki yakıtlar işlevi bittikten sonra çubuklar kapaktan çıkarılır. Havuzlarında 10 yıl soğutma denilen beklemeye tabi tutulur. Çünkü radyoaktivite, ışınlama kullanılmadan öncekinden çok çok fazladır. Bunu nakledemezsiniz. Havuzlarda bu bekletilir. O arada o havuzun suyu, atmosfere karışması vesairesi, işte Fukushima'da, Japonya'da olan o sular mecburen okyanusa katıldı. Amerikan donanması okyanusu terk etti ya. Yani dolayısıyla öyle bir tehlikesi var. Üçüncüsü, yakıtın getirilmesi, işlendikten sonra nakledilmesi. Hele ben Çernobil'den sonra Rusya'da bir gerçeği öğrendim. Çünkü onlarla beraber bir grup çalıştık. Rusların 55 tane nükleer santralı Dinyeper Nehri'nin kenarlarına konuşlanmış, kurulmuş. Şimdi yakıt çubukların işlevi bitince havuzlar da dolmuş. Ne yapacak?
o çubukları alıyor Dinyeper'den, tekneyle çekiyor nehirden. Hidrokimya fabrikaları kurmuş iki tane, orada götürüp suyla yıkayıp soğutuyor. Bir ton nükleer atık, 7 ton çok tehlikeli nükleer atık, 240 ton da tehlikeli nükleer atık haline geliyor ve Karadeniz'e veriyor. Karadeniz'de tritium denilen olay 100 misli arttı. Bir 100 misli daha artarsa hayat orada iyice bitecek. Dünya da bitiyor zaten, dünyanın tümünde olursa. Böyle bir namussuzluk olayı insanlığa karşı hiç bir şekilde kimsenin işlemeye muktedir olamaması gereken bir olaydır. Dolayısıyla bu iş hükümetlerin ilgililerine, bakanlıklarına falan bir bırakılacak bir olay değildir. İkincisi de çevrede yaşayacak halkların olayıdır. Bütün dünya şimdi yasalarına, anayasalarına bazı haklar koydular. Vatandaşa başvurma hakkı, bilgilenme hakkı, birlikte karar verme hakkı, zararı tazmin hakkı. Bunları biz niye koymuyoruz? Hadi anayasa yapıyoruz diyorlar. İyi ki anam ölmüş diyorum ben. Anayasa yapılıyor ya korkudan. İyi ki anam ölmüş, kurtulmuş. Her yapılan şeyde bir... Söylediğinizin üstüne bir tane izleyicimiz bize bir mesaj göndermiş. Akkuyu'da yaşıyormuş kendisi. İbrahim Kil sanıyorum ismi. Ben Akkuyu'da yaşıyorum. Kimse Akkuyu halkına fikrini sormadı. Yöre halkı nükleer istemiyor. İşçi alımı olacak diye kandırıyorlar demiş. Tam bu sizin söylediğinizin üstüne, hani orada yaşayan halka sorulması lazım demenizin üstüne, oradan orada yaşayan bir vatandaşımızın bu yorumu da. İbrahim Bey, büyük eceli muhtarı var. Yeni nükleere dönmüş gibi yapıyor. Bu vatandaş 20 sene evvel epey oradan promosyonlar aldığı söylenerekten gizli gizli propaganda yapıyordu. Kendisinin ben yakasına yapıştığımı hatırlıyorum da kaçmıştı. Yani siz zannetmeyin oralarda bu işlerin gizli propagandasını yapanlar mevcut değil. Ama gidin Eceli Köyü'nün muhtarı Ahmet Bey'le konuşun. Ona seni nükleer santrala götürelim dediklerinde, bak çiçekli bahçeli ördekler yüzüyor dediklerinde, o ne dedi biliyor musunuz? Günlük 500 doları da köy halkı hem de hepsi birden reddetti. Bizi Çernobil'e götürün dediler. O Büyükeceli Belediye Başkanı'ndan çok daha yurdunu seven bir muhtar, o Ahmet Muhtar. Kendisine saygı duyuyorum. Bana sormuştu ne diyelim ağam diye, de ben de kızmıştım. Meğersem beni de sınıyormuş, adam mıyım değil miyim diye. Bir sorusu daha var başka bir izleyicimizin, onu da şimdi size hemen soralım. İstanbul'dan Alpay İnce bizi aramış, demiş ki rüzgar, güneş ve dalga enerjisini neden hükümet tavsiye etmiyor? Dünya nükleerden uzaklaşırken biz neden nükleere doğru koşuyoruz diye sormuş. Efendim, bunu, Alpay Bey. Alpay Bey, bunun ilk cevabını biz vermiş olduk tabii. Bir defa promosyon. İkincisi 400 milyar dolarlar. Bunun gizli getirileri nedir? Bizim anlaşmalarımızda mesela şöyle bir şey var. Bilare diyoruz şirketine, bizim bakanlık, size önereceğimiz bir yerli şirketle ortaklık da yapacaksınız. Yerli şirket daha belli değil. Kimin şirketi bu ya? Nerede? Nasıl açıklanmaz bu? Ya kardeşim, yetkili savcılar, yani tam yetkiniz var. MİT müsteşarını bile çağırıyorsunuz. Genelkurmay Başkanı. Yani bunu yapan bakanı da çağırın bakalım ya. Nerede bu şirket ya? Şimdi bu işler çok büyük boyutlu şeyler. 240 milyar dolar, 5500 kişinize 40 yıl iş, çoluk çocuğunuza iş garantisi, ayrıyeten bir 200 milyar dolar daha, ayrıyeten trilyon dolarlara çıkacak atıkları falan halletme işi, bunu şey yapar. Ama yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş Türkiye'de yıllarca yasaklandı. Bizim davalarımıza rağmen yıllarca, 2-3 senedir kısmen Avrupalı'nın baskısıyla onların şirketleri doldu. Türkiye şu anda 500 bin megawattlık minimum tespit edilmiş yenilenebilir enerji kaynağına sahip.
sıfır yakıt giderecek bunlar. Bu tüm Avrupa'nın enerjisini karşılar. 8000 saat çalıştırırsanız bunları 4 milyar kilowatt saat yapar. 7000 saat çalıştırırsanız 3,5 milyar kilowatt saat yapar. Avrupa'nın tüketimi yok bile bu kadar. Türkiye 3,5 trilyon kilowatt saat. Bunları yapmadı. Çünkü Türkiye sömürülü bir ülke durumunda. İkincisi, dışa bağımlı enerji türünü kuran çabuk kuruyor. Doğalgazdan bilmem neden alıp karını götürmek istiyor. İşbirlikçi, yandaş ve dışarıdan destek bekleyen sermaye ülkesinin %70-75 kaynağını aktarıp kendi %20-25 çıkarına bakıyor. Ve devlet direktini eline geçirenler de iktidar oldukları sürece bu kaynakları yandaşlarıyla üleşmeye bakıyor. Bunun değişen hiçbir şey yok. Bu yıllardan beri devam edip gidiyor. Yoksa yenilenebilir kaynaklar Türkiye'nin çıkışıdır. Bakın Almanya'da şu anda sırf güneş enerjisi 15 bin megawatta çıktı. Her yıl 3500 megawattlık güneş enerjisi kuruyorlar. Türkiye'nin kurulu gücü 55 bin megawatt. Türkiye'nin güneş potansiyeli 180 bin megawatt. Türkiye'nin rüzgar potansiyeli TÜBİTAK'a göre 80 bin megawatt ki son 20 yılda araştırma yapılmadı. Tüm hepsini toplarsanız işte 500 bin megawattlık bir kaynağı var. Türkiye'nin sadece sularında 423 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi var. Geçtiğimiz yıl tükettiğimiz 168 milyar kilowatt saat. Ayıptır. Siz bunun bir de götürüp %85'ini doğalgazdan üretiyorsunuz. Ve bana göre orada bakanlık yapma hakkınız yok. Türkiye'ye her yıl 20 milyar dolar sırf bu nedenle zarar verdiriyorsunuz. Şebeke kayıplarını kayıp kaçak adı altında birleştirip güya halk çalıyormuş deyip kendi zaaflarınızı, teknik zaaflarınızı, şebeke yetersizliğinizi saklıyorsunuz. 20 milyar dolarda Türkiye'yi oradan zarar ettiriyorsunuz. Dünyada %5 bu kayıplar. 100 santralınızın 25 tanesi kayıplara çalışıyor. İnsan ben bu mesleğin sahibiyim demeye utanıyor. Siz aslında biraz cevabını verdiniz ama bir Düzce'den bir izleyicimiz Cihan Bey de güneşten elektrik üretme imkanımız var mı diye sormuş. Onu zaten söylediniz siz konuşmanızda ama bu binaların çatısındaki o güneş enerjisi için kullanılan şeylerle elektrik üretilebilir mi diye sormuş evet. Bir de. Evet efendim zaten şu anda sırf Türkiye'de ısınma amaçlı kullanılan o su ısıtıcılar bile 4 tane ambarlı santralı şeyini karşılıyor. Bir gücüne karşılık bir enerji sağlıyor. Şu anda güneş pilleriyle elektrik üretiliyor. Geçen defa biraz anlatmıştık. Çok kolay 500 tonluk bir kumla siz 500 milyon tonluk kireç kömür enerjisini sağlıyorsunuz. Çok kolay bir sistem ve istediğiniz gerilim ve güçte akım boyutunda enerji elde edebiliyorsunuz. Direkt elektriğe çevriliyor ve artık birçok evin aydınlatması, uzak yerlerin, radyolik sistemlerin, tünellerin, hem zemin geçitlerin, NATO tesislerinin, pipelineların, deniz teknelerinin, bütün balık denizdeki elektrik lazım olan yerlerin enerjisi bununla ve işte dalga enerjisiyle falan sağlanıyor. Ama Türkiye çayını demlemenin formülleriyle uğraşırken bunlara vakit ve kaynak ayıramıyor. Yani olay biraz da buralardan. Bu bir Arge meselesidir. Buralara para ayırırsanız Türkiye'nin insanın zekası hiç kimseden az değildir. Aslında biz genetik olarak bizi sömürenlerden daha akıllıyız ama bizi bağlayan, bizi tutucu hale getiren başka etkenler olmuş. Yoksa biz at üstünde gezerken geçici olaylarla çok çabuk karar verme yetisine sahip olduğumuz için kurt geliyor, rüzgar geliyor, anında tepki vermen lazım. Dünyanın kafası en gelişmiş insanları
Orta Asyalı Türkler. Ama sömürenler rahat rahat yata yata bizi kullanıyorlar. Ayrı bir mesele. Kullandıranlara bakmak lazım. Bir izleyicimizin daha bir sorusu var. Onu da hemen sorayım size. Mustafa Kazıcı bize ulaşmış. Sayın hocam, Türkiye'nin toplam elektrik enerjisi ihtiyacı ne kadardır? Nükleer santraller ihtiyacın ne kadarını karşılar diye sormuş. 12,5 sent çok yüksek değil mi diyor kilowatt saat için. Ya 12,5 sent olsa dua edeceğim yani. 12,5 değil, 24,5 sent kardeşim. Bir de görünmeyen maliyeti var da. Efendim, Türkiye'nin şu anda kurulu gücü 55 bin megawatt. Geçtiğimiz yıl tükettiğimiz 168 milyar kilowatt saat, ürettiğimiz buna karşılık 210 milyar kilowatt saat. Yani arada 40 milyar kilowatt saat şebeke kaybı var. Düşünebiliyor musunuz? 40 milyar kilowatt saat. Bunu Sayın Bakan'a sorun. Nereye bakıyor? 40 milyar kilowatt saat nedir Sayın Bakan? Kayıp bu, kayıp. Bu çalma değil. Neyse. Ve Türkiye geçtiğimiz yıl santrallarını 4000 saatin altında çalıştırmış. Bir yılda 8760 saat var. Türkiye santrallarını 8000 saat çalıştırsa Türkiye'nin elde edeceği enerji 450 milyar kilowatt saat yapar. Enerji biriktirilemediği için talep kadar üretiyorsunuz. Tüketim yok. Çünkü enerji vasıtalı vergi haline gelmiş. Söylüyorum işte. 8.10'da 3'e mal ediliyor. O da şişirilmiş maliyet. 30 centlere kadar çıkıyor fiyat vatandaşta. Üstündeki vasıtalı vergi. Sırf elektriğe 5 defa devlet KDV sokuyor. Onun için Türkiye'nin üretim potansiyeli nükleer santral devreye girdiğinde mevcut yapılanlar, planlanmışlar, programı yapılanları devam edenlerle 110 bin megawatt olacak. 4800 megawatt bu 110 binin yanında %5 bile yapmaz. Nokta gibi kalır. Hiçbir şey. Ama siz buna karşılık yenilenebilir kaynaklardan yapacağınız en az aynı güçte 50 ila 100 santraldan oluyorsunuz. Bir de bu santralları 20 senede değil, 2-3 yıl içinde kuruyorsunuz. Bunları da kaybediyorsunuz. İşte Sayın Bakan'a bunları sormak istiyorum. Yani nedir bu? Yani siz bunları nasıl atlarsınız? Yani bir de geçtiğimiz yıl dünyayı da örnek vereyim. Dünyada tüketilen enerjinin sadece %3, Amerikalılara göre 338'i, bana göre istismar etmesinler diye 3,89'u nükleer enerjiden karşılanmıştır. Sayın Bakan'a göre Çernobil'den sonra dünyada Kayseri Televizyonu'nda 144 tane yeni nükleer santral devreye girdi dedi. İstanbul'da bir kanalda 66'ya indi. Bizim tespitlerimizde 6. Günahtır. Bir günah denilen şey var. Saptırmalar ya da size bu saptırmaları yaptıranlar, size bu kağıdı verip okutanlar sizi aldatıyorlar. Günah işliyorlar. Dünyada nükleer enerjinin geleceği yoktur. Geçmişin bir enerji türüdür. 50 yıldan beri, 60 yıldan beri dünya bu belayı mı deniyor. İşte Avrupa'da 1-2 yıl içinde 37 tane nükleer santral kapatılıyor. Şimdi bir izleyicimiz daha Akkuyu'dan bize mesaj göndermiş. Yine süremizin sonuna geldik ama az kaldı. Onun hemen söylediklerini aktaralım. Akkuyu'nun yerlisiyim ben de demiş Emine Hanım. Burada inşaatlar başlamış durumda. İşçi alımı var deniliyor. Yöre halkından sahaya saf dizilse bile sığmayacak bir saha diyor Akkuyu'nun yapılacağı alan. Sizden ricamız bu konuyu sıkça ele almanız demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Süremizin sonuna gelmişiz. Arkadaşlarım uyarıyor beni. Son isterseniz siz bir toparlayın. Son sözlerinizi alalım. Efendim, ben şunu soracağım. Sakın o nükleer santral sahasına çalışmak için bile olsa
çoluk çocuğunu göndermesin. Çünkü orada İtalyanların limanı yapan şirketinin nükleer atık gömdüğünü gene iddia ediyorum. Yerlerini de biz hatta ölçüp biçelim dedik, bizim girmemizi yasakladılar. Şunu ben şey yapacağım. Yani orası 250 yıllık birikmiş bir enerjinin üzerinde, Ecemiş fay hattının üzerinde bir yer. Türkiye şebekesinin en uç noktası. Oraya kurulacak nükleer santralın güvenliği için çift hatlı nükleer santral paraları da harcayacaksınız. Tüketim noktası İstanbul. Madem o kadar tehlikesiz de niye getirip en uç noktaya kuruyorsunuz da bu santralı İstanbul'a gelip kurmuyorsunuz? Yani niye bunları şey yapıyorsunuz? Ve hala da o çekmecedeki adamı görevde tutuyor musunuz? Yani ben bütün bunları bilerekten yani yapıyorsanız, yani bu parayı da gerçekten hepsini Ruslara verecek misiniz? Merak ediyorum. Yani Türkiye neyin peşinde? Siz neyi amaçlıyorsunuz? Yani nedir olay? Yenilenebilir kaynaklar burada dururken enerji verimliliğinde öncelik sıralarını bilip öne almak, bir tek şebeke kayıplarını %25'ler, yani %20'lerden %5'e çekmenin, siz en az 4 tane 8 tane nükleer santral olduğunu görmüyor musunuz? Bütün bunları biliyorsanız gerçekten neyi amaçlıyorsunuz? Bilmiyorsanız bana göre orada bakanlık yapmayı hala düşünüyor musunuz diye soruyorum. Yani ben süre bakımından tabii bilemiyorum ama konularda tabii çok şey oluyor, sıkışıyor. Aslında evet, bitmiyor ama söyleyeceklerimiz biraz daha galiba, bir iki cümlelik vaktimiz var. Birkaç izleyicimizin daha mesajları ulaştı bize. Hepsine yer veremeyeceğiz ama en azından ulaştığını bilin. Nermin Tam Türk İstanbul'dan ulaşmış bize. Yenilenebilen enerjiden hidrojen sülfür elde ediliyor. Çalışacak otobüsler bile hazırdı 5-6 sene önce. Sonra bahsi bile edilmedi. Türkiye'de bu enerjide çok şanslı denildi. Karadeniz'de daha fazla elde edilirdi. Ne oldu hidrojen enerjisine demiş. Ankara'dan Cafer Erdoğan yine bir mesaj ulaştırmış bize. Bu ülkenin başbakanı genelkurmay başkanını içeriye alıyorsa böyle demokrasi olur mu? BOP projesi başkanı Türkiye'yi satmaktan başka ne düşüncesi olur demiş. İzmir'den avukat Seyhan Önenç yine bir mesaj ulaştırmış bize. Güncel olarak halen İran tecrübesi de göz önüne alındığında TC uluslararası nükleer enerjiyi tek elinde tutmaya çalışan ve bu yüzden savaşı dahi göze alan ABD, Rusya, Çin, Fransa, Almanya gibi ülkelere karşı ulusal bağımsız nükleer teknolojisini nasıl geliştirecek demiş. Ve Mersin'den Emine Kıl, Ruslar Akkuyu nükleer santrali için inşaata başladı. Şu an yöre halkı bilinçsiz ama onları da iş olanağı doğacak diye kandırıyorlar. Bunun aslı var mıdır demiş. Evet. Bir isterseniz efendim, bunun son aslı, bir cümleyle toplayıp aslı hemen falan yok. Nükleer teknoloji ayrı, nükleer santralla elektrik enerjisi üretmek ayrı, avukat bey söyleyeyim. Nükleer teknolojiyle ilgili Çekmece'de bizim nükleer araştırma merkezimiz var. Çiçek yetiştireceklerine, çubukları gösterip yakıt zenginleştirmesi yapacaklarına bu teknolojileri geliştirsinler. Önce CERN'deki laboratuvara 500 bin dolarcık parayı da yatırsınlar da oradan da istifade edelim. Şu anda şunu söylemek istiyorum. Bu nükleer enerjiyle ilgili 75 yılında Devlet Başkanı Carter Amerika'da 2300 profesör bir muhtıra verdi. Tek cümle. Bundan böyle Amerika'da nükleer teknolojili elektrik enerjisi üretilmeyecek. Tek cümle. 11'i Nobel ödüllü, 6'sı Nobel fizik ödüllü. Bu işin yani ilahı. Onların başındaki adam hala CERN'de, yer altında. Çıkmaz oradan 2-3 yılda bir çıkar. 30-33 tane kitabı var. Ben onun bir kitabının birkaç sayfasını 40 yıldır satıyorum. Yani böyle bir adam, o birinci imzayı atmış durumda. Nükleer teknolojiye karşı değil.
nükleer teknoloji insanlık hizmetinde olduğu sürece tabii biz de bunun yanındayız. Biz nükleer teknolojiyle elektrik enerji üretimine karşıyız. Efendim süremiz de doldu. Doldu yine. Ben onun için yine şu özlem cümlemle bitirmek istiyorum. Tabii ki. Bilenlerin ahlaklı, ahlakların da bilen ve yöneten olduğu bir Türkiye özlemiyle herkese saygılar sunuyorum. Önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız saat 15'te. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.